Efendim, STV ekranlarından iyi akşamlar diliyorum. Takvimlerimiz 3 Aralık 2020'yi gösteriyor. Saatlerimiz 20.05. Yine Eskişehir'in nabzını sizlerle birlikte tutmak için karşınıza geldik. Evlerinize davet ettiniz bizi. Çok teşekkür ederiz. Her perşembe olduğu gibi sizlerin konuğu olmak bize kıvanç veriyor. Yine her perşembe olduğu gibi kıymetli konuklarım, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Nuray Akçasoy, CHP'li, AK Partili mevkidaşı Sayın Orhan Durmuş ve kıymetli meslektaşım Ali Baş'la birlikteyiz. Sizin çaylarınız hazırsa, sizin kahveleriniz hazırsa, bizim de konularımız hazır. Zaten konu bitmiyor. Eskişehir'de de, Türkiye'de de gündem asla bitmiyor. Yoğun bir gündem içerisindeyiz. Yıl sonuna da geldik. Tabii bu sene yıl sonuna geldik. 2021'i bekliyoruz şimdiden bir heyecanla. Ama şu 2020 bir an önce gitse diye de bir yandan heyecanlanıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi bu sene koronavirüs 2020'ye bu seneye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım önlemler aldıklarını açıkladılar. Buna göre çeşitli önlemler alındı, artırıldı biraz. Biraz normalleşmiştik ve o normalleşmeyi biraz daha şimdi yeni bir düzende devam ettireceğiz. Biraz daha sert bir mücadeleyle devam ettireceğiz. Maalesef hastalık çok yayıldı. Nuray Hanım, sizden başlayalım. Evet. Hem hastalığın yayılması hakkındaki görüşlerinizi alayım, hem de alınan Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı önlemlerin ne derece yeterli olup olmayacağını kısaca değerlendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi izleyen sayın seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Bugün bir de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Evet. İsterseniz onlarla ilgili de bir kelam etmeden geçmeyelim. Biz özellikle Eskişehir'de engelli dostu bir şehirde yaşamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Eskişehir kamusuyla, yerel yönetimleriyle birlikte engelli dostu bir şehir. Engellilerimiz de bunu böyle ifade ediyorlar ve Türkiye'de de ender olan şehirlerden biriyiz. Çok uzun yıllardır buna dönük çalışmalar yaptığımız için. Ben bugün Dünya Engelliler Günü'nü aslında tabii ki kutlamıyoruz, ancak şunu söylemek isterim. Bir farkındalık günü olarak değerlendirmek kesinlikle lazım buna. Kesinlikle, evet. Hissedelim, bunu yaşayalım, bunun bu ayrımına varalım ve bir paylaşım içerisinde onlarla birlikte hayatı paylaşalım. Nuray, bir arada paylaşalım. Ben engelli olup başka şehirde yaşayıp Eskişehir'e geleyim de rahat edeyim diye taşınanlarla karşılaştım. Ne kadar güzel. Demek ki haklı gururda haklıyız. Evet, tabii kusursuz değil. Yani bizim hala sorularımız var. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Ama Türkiye ortalamasının bir hayli ilerisindeyiz ve bu konuda, engelliler konusunda da Türkiye'ye örnek gösterildiğimizi gururla söylüyorum. Teşekkür ederiz. Ben de aynı düşüncedeyim. Sizlerin ve de tabii meclis üyelerimizin de katkılarıyla. Kesinlikle. Ve de tabii şu da çok önemli. Eskişehir'de sivil toplum çok güçlü. Ben bunu hep söylerim. Her konuda sivil toplumu güçlü bir şehirde yaşıyoruz. Bu büyük bir şans. Engellilerin de kendi engellilik durumlarına göre oluşturdukları kendi sivil toplumları var, örgütleri var. Ve bu konuda yasa çıkartılması, bakanlıklara gidilmesi, kendi engellilikleriyle ilgili haklarının mücadelesinde de son derece başarılılar. Ben de tüm engelli derneklerimizi, engelli federasyonlarımızı ve bunun içinde başkanlarını ve yönetimlerini kutluyorum. Onlar da Eskişehir'in bu yönlü olmasında büyük gayret sarf ediyorlar. O açıdan da derneklerimiz çok kıymetli ve önemli. Peki sağlık sorunlarına gelecek olursak, evet, şu koronavirüsle ilgili. Evet, şimdi kısa bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Peki, koronavirüsle ilgili alınan bu son yasaklara ben esnek yasaklar diyorum. Böyle güzel bir tabir diye kendimce şahsen düşündüm. Çünkü bu tam bir yasak anlamına gelmiyor benim gözlemim. Gördüklerim ve okuduklarım burada da var. Şimdi baktığınız zaman hem sağlıkçılarımızın, hem Türk Tabipler Birliği'nin,
söyledikleri tam kapanmayla ilgili hep. Evet. Eğer biz bunun altından kalkacaksak, ki son derece yaygınlaştığını biliyoruz, çok şehirde çok arttığını biliyoruz, özellikle büyük şehirlerde bir kabus haline geldiğini biliyoruz. Demek ki öyleyse bu yasakların, bu böyle hani esnek bir takım önlemlerin bir işe yaramayacağını söyleyen çok sağlıkçımız var. Tabip Odaları Birliği'miz var. Neden? Onlar da bu kendi araştırmaları üzerinden söylüyorlar. Tabii ki biz bunu söylediğimiz zaman da ekonomiyle sağlık arasında sıkışmış olan da bir esnafımız var. Şimdi esnafımız da tam kapanmaya karşı oluyor. Haklı, onlar da kendilerine göre haklılar. Onlar da gelir elde etmek istiyorlar. Pandemi koşullarında zaten gelirlerinden yoksun kaldılar. Bunun ancak tam kapanma olacaksa bile, bu eğer bir 15 gün olacaksa bile, esnafımızın buna karşı tedbiren alınması gereken, esnafla ilgili alınması gereken koşulların da yerine getirilerek sağlanılacağını düşünüyorum. Çünkü eğer biz tam kapanma yaparsak, tabii ki ekonomik olarak bundan kayıplara maruz kalacak olan esnafımız var, çalışanlarımız var, gündelik olarak çalışanlarımız var. Zaten bu tedbirlerle de oldukça ekonomik kayıplar içindeler. Ama bunu nasıl önleyebiliriz? Ancak tam kapanmada onların bu ekonomik zararlarının mutlaka ve mutlaka karşılanması, onların kredinin dışında. Şimdi ben hani gelirken de birkaç esnaf arkadaşımızla konuştum. Krediye yönlendirilmiş bir esnafın maalesef gelecek kaygısı hiç bitmiyor. Gelecek kaygısı, kredi dediğiniz şey sizin üzerinize binen yine bir yük. Onu da ödeme zorunluluğunuz var. Şimdi böyle bir krediyle rahatlatmak mümkün değil esnafı. Esnafa karşılıksız olarak bir takım ekonomik desteklerin verilmesi lazım. Bunlar verilirse belki bir tam kapanma sağlanabilir. Ama bu tedbirlerin, bugün için alınan bu tedbirlerin, işte belki arkadaşlarımız da söyleyecekler, tedbirler epeyce de karışık zaten. Ama saat 9'dan sonra bir oluşan sokağa çıkma yasağının bu kış günlerinde kimseye bir faydası olmadığını herkes söylüyor. Bir kere bunda hemfikir olmamız lazım. Çünkü zaten ağır kış koşulları yaşanıyor ülkede. Soğuk, ayazlar erken başladı. Doğuda zaten kar bile başlamak üzere. Yani 9'dan sonra insanların sokağa çıkıp gezecek durumu yok. Parklarda buluşacak durumu yok. Ama bu yasakların daha ciddi tedbirler olarak alınması gerekliliğini düşünüyorum. Ben bu arada yasaklardan da biraz bahsedeyim. Birkaç maddeden bahsedeyim. Evet, epey madde var. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarından faydalanamayacaklar, onu kullanamayacaklar. Evet. Bunun dışında mevlid gibi işte toplantılar, yılbaşı eğlenceleri, evde bile olsa, yani tabii bir aile içerisinde olmasına kimsenin bir şey dediğini zannetmiyorum da, hani bir evde toplanıp 20 kişi, 30 kişi, bunlar yine yasak şu anda. Aynı şekilde sizin belirttiğiniz gibi 21 ile 05 arasında sokağa çıkma yasağı var. Ben az da olsa bir faydası olacağını düşünüyorum. Bir de hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Bunlar genel olarak cenazelerde 30 kişiden fazlanın bir araya gelmesi maalesef, yani ancak çok yakınları cenazelerde son vazifesini yapacak. Bu tip önlemler alınmış durumda. Bunların hiçbir faydası olmaz diyemem, mutlaka faydası olur. Ama tabii burada yine top dönüp dolaşıp vatandaşa geliyor. Yani hükümet ne önlem alırsa alsın, biz bireysel önlemlerimizi almalıyız. Burada biraz da yani bireysel önlemlere de vatandaş olarak dikkat etmemiz lazım. Bizi kimse kurtarmayacak, kendi kendimizi kurtaracağız. Bunu da ama devletin yükümlülüklerini unutmamak lazım. Bu ayrı. Bunu, o yükümlülükleri ben bu köşeye koyuyorum. Hükümeti de eleştireceğiz tabii, ama ben burada vatandaşı da eleştiriyorum. Vatandaş da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin. Sonuç olarak kendi canımızdan bahsediyoruz. Doğru. Hükümet hiçbir iş yapmasa bile biz kendimizi koruyabiliriz yani. Bu kadar basit. Doğru. Onu yapmayanlar da... Hayat bizim hayatımız. Hayat bizim hayatımız. Onu yapmayanlara da dikkat çekiyorum. Peki. Lütfen dikkat edin. Gerçekten çember falan kalmadı ortada. Tabii çemberin tam içindeyiz hepimiz hep beraber. Aynen öyle. Ama Kerem Bey, şu da bir gerçek değil mi? Bu tedbirleri Ekim ayında alsaydık, vatandaşlarımız gerçek rakamları dehşet içinde Ekim ayında görse idi, daha farklı olur muydu? Muhtemelen daha farklı olurdu. Teşekkür ederim. Peki şimdi Orhan Bey'e de sözü Orhan Bey'e verelim. Evet. Ciddi bir belayla karşı karşıyayız bütün dünya olarak, aslında sadece Türkiye olarak da değil. Açıkçası ne yapacağımızı da tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bu tip felaketlerde genellikle daha öncekilerin yapmış olduğu hatalardan ders çıkartılır. Mesela deprem,
hükümete kızarız, deriz ki sen niye depremde daha önceki depremlerden ders çıkartmadın? Yangın felaketi oldu, niye daha önceki yangınlardan ders çıkartmadın deriz. Ama şu anda bu salgın hastalıkla birlikte bütün dünya üzerindeki hükümetler sıfırdan başlıyorlar. Ders çıkartacakları bir şey yok. Ne yapacağını bilemiyorlar. Ne yapacaklarını tabii tahmin ediliyor. Bir şeyler, mantıklı şeyler yapılıyor ama süreç içerisinde hatalar da yapılıyor. Size, sizin görüşlerinizi alalım. Evet. Neler yapmalıyız? Yeterli mi sizce alınan önlemler? Öncelikle sizler aracılığıyla ben yine değerli izleyicilerimize buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Programımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili ben de birkaç cümle edeyim müsaadenizle. Engellilerin, bu engellerinin kaldırılması noktasında toplumsal olarak bir duyarlılık göstererek bu farkındalığı gerçek anlamda uygulayabilecek noktaya taşımamız lazım. Hepimiz potansiyel engelliyiz. Evet. Bunu şöyle devam ettirmek isterim. Şimdi siz gene politika yapıyor, hükümeti övüyor falan diyeceksiniz ama olsun. Gerçek ben, bu. Ben söylemem. Seyircim söylerse evet. Söyler. Evet. Bakınız Türkiye'de engelli kanunu yoktu. Bunu AK Parti iktidarı döneminde 2008'de çıkarttı ve 2012'ye kadar bütün kamu kurumlarına, özellikle yerel yönetimlere bunları giderecek şekilde engellilerin yaşam alanlarını ve kurumlara ulaşmasını kolaylaştıracak şekilde adımlar atılmasını, bu noktadaki düzenlemelerin 4 sene bir uygulanması açısından geçiş süreci verdi ve 2012 sonuna kadar bunları bitirin, değilse cezai müeyyide uygulayacağız dedi. Unuttuğunuz bir şey söyleyeyim. Belli bir istihdam sayısının üzerinde olan şirketlere engelli istihdam evet. etmek zorunluluğu da getirildi. Evet, ekonomik daha önceden böyle kanunlar yoktu. İyileştirmek üzere böyle evet. kanunlar atıldı. Türkiye için bu ilkti. Dolayısıyla engellilerimiz bu manada sosyal devletin daha güzel bir yönünü görmek üzere toplumsal düzene ayak uydurma anlamında önemli bir kazanım elde ettiler. Elbette bu yeterli diyemeyiz. Ama bu toplumsal bir sorumluluk. Yerden hep beraber başlanacak işte. Evet, hep beraber bunu daha ileriye götürecek adımları atmamız gerekiyor. Bunu bu kadarla bitireyim. Pandemi konusuna gelirsek son açıklanan yasaklar burada Nuray Hanım'la aynı düşüneceğiz. Geçmişte de söylemiştim. Biraz daha önceki tarihlerde başlasaydı daha doğru olurdu. Yalnız şurada da ayrışıyoruz. Siz 9'dan sabaha kadar zaten bu kış gününde kimse çıkmıyor, ne faydası olacak diyorsunuz. Ben ona katılmıyorum. O da şöyle. Bilim kurulu toplandığında bulaş riskinin olduğu alanları ortaya konuluyor. Oradaki verileri doğrudan bilmiyorum ama aşağı yukarı gözlemlediğimizde ya da mantıken düşündüğümüzde durum böyle. Yani hangi alanlarda daha çok bulaş oluyor? Hatta buna lokantacıların haklı da bir isyanı vardı. Sadece biz mi bulaştırıyoruz diye haklı ve doğru bir soru sormuşlardı. Burada geçtiğimiz belki işte Temmuz-Ağustos'tan itibaren yükselen bu pandemi COVID-19 salgınının grafiğiyle alakalı görüldüğü kadarıyla en önemli bulaş riskinin, bunları daha önce de saymıştım ama bir kez daha yinelemek isterim. Birincisi işte düğün, dernek, nişan vesaire gibi organizasyonlar. Yine bizim toplumsal kültürümüzün bir asker parçası uğurlaması. Olan asker uğurlamasıdır, cenaze taziyeleridir, cenazelere katılımdır. Kına merasimleri. Gibidir. Bunlar gibi asıl toplu ve tedbir olmaksızın yapılan ve son dönemde de bir türlü önü alınamayan bizim özellikle hani genci yaşlısı bir orta yaş grubu veya yaşlı grubu bakıyorsunuz efendim kumar ve işte gayri sıhhi bir şekilde ve gayri nizami bir şekilde evlerin işte kafeye dönüştüğü ortamlar görüyoruz. Efendim bir taraftan genç nüfusunda özellikle eğlenme ihtiyacını karşılamak için boş binaların kiralanarak hatta bir gecelik bir günlük birkaç günlük şeklinde hafta sonu gibi kiralanmak suretiyle eğlence anlayışını veya ihtiyacını tatmin etme arzusundan kaynaklanan bulaş risklerinin arttığı ortamlar görüyoruz. Bunlar şimdi zaten buradaki, baştan yasa dışı ama bunlar zaten. Evet ama tabii. Böyle de bir süreç var. Bunlar ne oluyor? Evlerine getiriyorlar. Ve bulaşı işte 30 kişiye kadar bulaştırma ihtimali de olduğuna göre belki de daha fazla. Dolayısıyla böyle böyle birden ivmelenen bir şey var. Bir de beklediğimiz ikinci dalga meselesi vardı. O zaten
Kasım ayı itibariyle gelineceği biliniyordu. Bunu bilim kurulu da zaten biliyordu. İşte kar zarar noktasında yöneticilerin karar vermesi bu açıdan zorlaşıyor. Bir taraftan günlük hayatı aksatmamaya dönük önlemler almaya çalışırken, bir taraftan hastalığı bastırabilecek, kontrol edebilecek tedbirleri doğru bir noktada, doğru bir optimum noktada getirerek insanların hayatını etkilemeden bu işi halletmeye çalıştılar. Ama söylediğim gibi süreyi biraz daha etkin kullanmak mümkündü. Çünkü tepe noktası, pik noktası itibariyle, yani Ekim ayının 20-25'inden itibaren, özellikle Kasım ayından hadi başlanabilseydi, bu kısıtlamalar daha faydalı olacaktı. Başka bir tehlike daha var belki. O da eğer bu sayının belli bir kontrolde tutulamaması olursa, hani Allah korusun, bu sefer işte üçüncü dalga söz konusu olabilir. İşte Avrupa'daki bazı ülkelerde bu endişe başladı. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bir kez daha bu açıdan tekrar uyarmak istiyoruz. Yani bütün emeklerimiz zayi olmasın. Aşı gelene ziyan kadar olmasın. Herkes, evet, bundan bıktık. Evet, 2020 yılını bir an önce uğurlamak istiyoruz. Hatta kovalamak istiyoruz. Ama burada iş bize düşüyor. Bulaş riskini azaltıcı mutlaka maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ekonomik anlamda da şimdi Nuray Hanım devlet desteği versin falan diyor. Haklı. Bu desteklerin bir kısmı yapıldı, bir kısmı yeni yeni kararlarla önümüze çıkacak, geliyor. Ama şunu da esnaf arkadaşlarımız bize sordular. Ankara Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi esnafa 550 lira bir para, nakdi para veriyorken Büyükşehir Belediyemiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz bize verecek mi, niye vermiyor noktasında da bir beklenti var. Onu da size söyleyeyim. Dolayısıyla belediyelere kaldı yani yardım. Devletimiz bizde yok yani. Ne dedik? Hep beraber bir mücadele. Ankara niye vermek zorunda kalıyor? Hep ben de onu beraber merak bir ediyordum. Mücadele. Onu Mansur Bey'e soracaksınız. Niye vermek zorunda kalıyor? İstanbul'da da böyle bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Bazı AK Partili belediyelerin de vermediğini biliyoruz. Yani 500 lira yani az bir para değil. Yani bütçeyi değeri geçirdik biliyorsunuz. Şimdi ben örnek söyledim. Demek ki iyi örnekler var. Bazı şeylerden iyi örnek alınabilir. Neden uygulanmasın? Eskişehir'in esnaf yapısı da belli. Benim bildiğim kadarıyla 4000'e yakın şey var bu manada. Çok da zor değil. Hani bunu bütçeleri tabii Mansur Bey'in aşacak, neyle yaptığına da bakmamız lazım. Ticaret odaları çok güçlü. Ticaret odalarıyla ortaklaşa yapıyorlar. Efendim ben şunu diyorum. Hani un var, şeker var, yağ var. Hadi helva yapın diyoruz. Devletimiz yani yapsa ne güzel olur. Kasalar boş olmasa. Her şeyi olmasa, devletten bekleyeceğiz. Siz bu kadar devletçimizsiniz. Çünkü insanlar şunu söylüyor. Devlete yıllardır vergi veriyorum ben. Devlet bana bir ay bakamıyor mu diyor Orhan Bey. Yani bu belediyelerin sorumluluğu devletin, değil. Siz devletinize devletin açıkladığı önce. Biz tabii ki belediyeler sosyal desteklerin anlamında yapar. Açıkladık biliyorsun, bunları hep konuştuk. Tekrarına girip süreyi bundan dolayı çiğnemeyelim, aşmayalım. 4000'e yakın esnaf mı Eskişehir'de? Yani mükellef sayısı itibariyle yanlış aklımda kalmadıysa yani 5'er 100 lira 2 milyon lira civarında bir para gibi eder. Olur falan. Bu ama yani tabii belediye verebilir, hükümet de verebilir bu ama. Bu tabii yani şirket faslında olanlar, hani küçük esnaf işte kafe, lokanta vesaire, bağ aslında yüksek falan gibi. Aslında şu anda kahveciler odası gibi odalarımız daha muzdarip durumda. Hani gerçekten hiçbir şekilde gelirinden. Lokantacılar öyle. Evet, hani lokantacılar, kahveciler odası. Herkesin falan durumu kötü. Şimdi ben şuna geleceğim asıl. Ben şuna geleceğim. Bu tedbirleri konuşuyoruz ya, bu tedbirlerin ne kadar başarılı olabileceği noktasındaki durumu irdeliyoruz. Ben önceden beri de söylediğim gibi mesela lokantaların yasaklanması çok doğru gelmiyor bana mantık açıdan. Buralarda ama HES kodu uygulanmak durumunda. Koşuluyla. Hatta bakınız geçen hafta daha söyledim. Pazar yerlerinde de HES kodu uygulansın dedik. Hemen uygulandı. Birdenbire pazar yerlerinde, başka şehirlerde, daha Eskişehir'de görmedim, başka şehirlerde o yoğunluk birden azaldı. AVM'lerde başlıyor. AVM'lerde başlıyor, evet. Başladı. Dolayısıyla bunu biraz daha öncesinde başlatsaydık, halkın kontrolsüz bir şekilde bir araya gelip tedbirsiz bir şekilde temasını engelleyecek noktalarda bu önlemleri alsaydık belki bugüne kadar peki, çok biraz daha iyi bir noktaya gelebilirdik. Konuşacak çok konu var ama Kerem Bey, buyurun. Burada bir ekleme yapabilir miyim? Küçük şöyle bir ekleme bir bekliyorum. Sıkıntı var. Sanayide terminiyle çalışan, ürettiklerini yurt dışına ihracatla yetiştirmek zorunda olan sanayicilerin de şöyle sıkıntıları var. Vardiyalarını indirmek zorunda kaldılar. Çünkü bir pandemi girdiği zaman bütün bir hatta
bir anda bulaşıyor. Ve mutlaka vardiyasında indirince üretimi zamanında yetiştiremiyor. Ama siz eğer bir 15 günlük tam kısıtlama alırsanız bunu mücbir sebep olarak da karşı tarafa söyleme imkanım var. Cezai müeydelerden ben en azından muaf olabilirim diye düşünen de sanayiciler var. Bir sürü ilde. Bunu da söylemem gerekiyor. Peki, Ali Baş. Ben de engellilerden başlayayım. Evet. Tüm engellilerin günlerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Orhan Bey'e de katılıyorum. AK Parti iktidar döneminde engellilere evet müthiş destekler oldu. Hele ilk zamanlar daha fazlaydı. Sonra bir geriye dönüş oldu. Tabii bu da hem daha engellilerde... Engelliler böyle bir kanunlarla çok fazla, tek bir kanunla daha doğrusu savunulmuyor. Şu anda engellilere bu kadar belli açık. Standart maaşı var. Tek bir kanunla. Evet. Standart bir maaş var. Engelliye bakanlara devlet maaş veriyor. Bunlar gerçekten toplumun ihtiyacı olan ödeneklerde doğru yolda. Umarım daha da destek olur. Şimdi buradan hem koronavirüse geçeceğim, hem de engellilere ve kronik hastalara bir uyarıda bulunacağım. Şimdi devlet demiş ki arkadaş, engelliler ve kronik hastalığı bulunanlar iş yerlerine gitmesin. Onları biz izini sayıyoruz, maaşını da veriyoruz, gitme. Buna rağmen kronik hasta olup engelli olup da virüs kapanlar ne olacak? Bakın işe gitmiyor, devlet onu muaf tutmuş. Kabul tedavi görenler iş başı yapıyor. Söyleyeyim. Çünkü diyor ki ben sana izin vermişim diyor devlet. Sen buna rağmen diyor evinde oturacağına diyor gitmiş virüsü kapmışsın. Nerede kapmış? Çalışırken kapmamış. Dışarıda ama başka yerde. Evinde o çalışan zaman, birinden o zaman diyor ki sen olabilir. İş başı yapacaksın. Bunu unutmasınlar. Şimdi önemli nokta bu. Diğer yönde virüsü, evet bu ben geçen hafta da programda söylemiştim. Bu kısıtlamalar peyderpey artarak gidecek diye. İşte nitekim arttı. Belki işte önümüzdeki yıl başında 4 günlük bir kapanma olabileceği söyleniyor. Belki bir de olacak. Bence bunun faydası oldu. Yani en azından Eskişehir'e baktığımızda görüyoruz. Bize gelen gayri resmi bilgilere göre. Mesela bir dönem Eskişehir'de hasta ve vaka sayısı binleri geçmişti günlük. Fakat geçen hafta 500'e kadar düştüğünü öğrendik. Bakın hemen bir önlemle hemen yarı yarıya düşürülebiliyormuş. Düşüyor. Şimdi ileride tabii daha da alırsak önlemler bu oran daha da düşebilir. Ha şu da var, bakın bizim bu medyanın, Eskişehir'de gazetelerin, televizyonda yaptığımız yayınların da bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Aman dikkat, tedarikli olun, Eskişehir'de artıyor falan. Bu haberleri yayınca insanlar biraz kendi kendine çeki düzen verdi. Acaba yani biz, rakamların yüksek çıkması da mı insanları ürküttü? Bence rakamların yüksek çıkması da fayda var. Yani bunu biz yayın yapınca, evet yayın yapınca Eskişehir'de arkadaşlar durum ciddi, biraz sopa basalım. Çünkü bir rehavet oluyor ister istemez. Bunu da görmek gerekir diye düşünüyorum. Olayın ekonomi boyutunda kısaca aktarayım ben. Benim kendi görüşüm. Tabii şimdi biz Türkiye bir Kanada, bir ABD, bir Almanya değil, yani ekonomimiz böyle değil. Onun için bizi kıskanıyor diyorlar ama. Onlarla uçuyordu, aynı durumda değiliz. Şimdi bunu evet. Kıskandığı alanlar tabii ki var. Aynı durumda değiliz. Ekonomi değil ama. Onun için tabii değil yani, bir Türkiye, bir sağlık, Amerika değil, bir Almanya değil. Sağlık yatırımlarımızı kıskanıyorlar mesela. Hastanelerimizi, onlar oralardaki verimli çalışanlarımızı falan kıskanıyorlar. Evet. Şimdi burada ekonomi durumu bu. Fakat ben şuna bakıyorum. Şimdi biz mesela acaba bu ödenekleri biz doğru yerlere vermedik mi? Doğru şekilde dağıtmadık mı? Şimdi hükümet ilk başta bir kredi dağıttı. Alan var, alamayan var, isyan etti. Şimdi şöyle bir şey yapsak arkadaş, biz bir ay bir kapatalım. Kapansın esnaf, lokanta, devlet bunu ödesin. Çünkü devlet çok büyük rakamlar verdi. Yani bu Nisan, Mayıs aylarında gerçekten muazzam rakamlar verdi. Ama işte bunlar büyük şirketler aldı, ufak esnafa kalmadı. Çünkü bankada devlet veriyor, banka diyor ki ya arkadaş ben parayı bana geri dönecek şekilde kişiye kredi vereyim diyor. Düşük veriyor ama esnafın diyor belli olmaz durum diyor, ona vereceğim diyor. Büyük şirkete vereyim diyor, büyük şirketlere vereyim diyor. Böyle bir dengesizlik oldu, ne yazık ki oldu. Bence devlet bir kez daha yani belli konularda ne yapabilir? Bir şey vergiye öteleyebilir. Vergi almaz. Bundan başka işte sobaca başka bir şey yapabilir. Yani evet para vermese bile belli konularda esnafa indirim yapabilir. Doğrudan vatandaşa parayı verdi biliyorsunuz. Hayır, o ayrı bir şey. Sadece Eskişehir'de
15 milyonu geçti bu para. Belki evet. Şu günlerde 20 milyonu geçmiştir. Dolayısıyla doğrudan vatandaşın kendisine de cebine girecek şekilde ihtiyaç sahiplerine doğrudan maddi yardımda da evet. bulunuyor. Evet. 1000 liralar. Ya şimdi benim tabii dediğim şu. Yani esnafa biz arkadaş biz böyle bir ay bir kapatın. Kapatın arkadaşlar. Biz de devlet size destek olsun. Çünkü daha önce bu verilen paralar gerçekten belki iyi devlet ödenekle dağıttı. Ama demek ki doğru yere mi gitmedi? Ne oldu bilmiyorsun şimdi. Esnaf hala yandım Allah diyor. Şimdi doğru yere gitmedi değil de bence yetmedi. Öyle söyleyeyim ben. Yani evet. Çok uzun sürdü çünkü kriz. Şimdi 20 seneyi milyon buldu yani. Ben de merak ediyorum. 700-800 yani bin nüfusta 20 milyon dağıtıyorsanız. Kaç aydan beri? Kaç aydan beri? Kaç ayda beri? Hala o 1000 liralar ödenmeye devam ediyor mu? Kaç aydan beri? Ben onun evet. son rakamını şimdi, isterseniz evet. alırım. Size ayrıca bildireyim. Ben onların ödendiğini zannetmiyorum. Orhan Bey 2 ay falan ödendi onlar. Mart, yok, Nisan kaç gibi. Kaç aydan beri ödendi? Mayıs. Keza işte kısa çalışma ödeneği, o devam ediyor. Maaşı, o devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği keza, devam. O da olmasa açlar zaten. Krediler meselesi işte kredi dediğiniz şey kredi geri garanti ödemeli. Destek arkadaşlar, fonuyla alakalı işte yapılan şey kolaylaştırmalar değil. Yani bunların hepsini önceden konuşmuştuk da isterseniz tekrar bir başlık hay olarak gelecek hafta ele alabiliriz. Hani evet. biraz daha konuya hazırlıklı gelelim hani açısından istersen. Söylüyorum. Burada şu var yani en son belediye konusuna geleceğim. İşte belediyeler işte, örnekler de var. Gaziantep Belediyesi verildi falan. Şimdi bakın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de verebilir, vermeli. Fakat siz abi vatan bağış kampanyası yaptı, hesabına el koydunuz. Aşevi yaptı, hop onu yapmadınız. Biz yani, alsın demiyoruz işte, versin diyoruz. Biliyor musun? Bir insan, onlar almadı. Ya insanlara da bir kampanya şansı, ama, canım, kampanya şansı veriyor. Canım para da isteniyor yani sonuçta. Büyükşehir Belediyesi ben alayım istiyor. Biz de diyoruz ki verin evet. istiyoruz. Evet. Yani burada bu kampanyalar çok olsaydı belki belediyeler yapabilirdi. Var. Bakın Eskişehir bu konuda örnek de olabilirdi. Ama şimdi hem diyorsun ki hop kardeşim bağış alma, para toplama, hop onu yapma. Ondan sonra diyorsun ki arkadaş yardım yap. E nasıl yapsın ya bunda eti belli, budu belli. Eti belli, budu belli. Doğru. Aynı yardım yapılabiliyor. Evet. Onu zaten yapabiliyorsunuz. Ya tabii o da bir trajikomik. Yani. Trajikomik bir olay. Ben dün Odunpazarı Belediyesi'nin haber bültenini geçtiler. Şimdi bu lokantacı esnafına erzak dağıtmış. Yani durum gerçekten çok trajikomik. Vahim. Çok vahim. Vahim. Güler misiniz, ağlar mısınız noktası? Lokantacı yersek verir mi? İşte su istimali daha çok evet. politik olarak kullanılabilen şeyler. Geçen hafta da konuştuk. Malum Tepebaşı CHP'nin evet. ilçe başkanının yaptığı bir takım komplimanlar filan da. Bunlar bu zamanlarda evet. Politikaya alet edilebilecek şeyler. Hayır. Gerçek durumla sanal durumların hayır, o biraz ayrılması lazım. Daha doğru olur. Azıcık böyle sapla zaman karıştırılıyor. O da başkanları bunu söylüyor. Sapla zaman karıştırılıyor. Neyse çok fazla oralara girmeyelim. O da başkanları polemik doğurmaya gerek yok. İyi herkes biliyorlar. Kimin ne yaptığını biliyor. Evet. Gerçek ihtiyaç sahipleri de bu manada hiçbir zaman mağdur olmadılar. Her türlü şekilde onlara erzak dağıtımı kolilerle yapıldı. Yapılmaya devam edilecek. Hayır yapılmadı Orhan Bey. Şimdi yapıldı derseniz 65 yaş üstüne vefa grupları götürdü biliyoruz. Şimdi Mart Nisan'a dönmeyelim tekrar. Ama ne kahveciler odasına ne de lokantacılar odasına, kuaförler odasına herhangi bir yardım gitmedi. Bu insanlar bir gece yasaklar başladı hatırlayın. Dükkanlarını kapattılar ve çıktılar. Yanlarında çalışan çaycısı, çırağı, başka bir ne bileyim yanında çalıştırdığı genci. O zaman bunlarla birlikte çok ızdıraplı tamam. günler yaşadılar. Bu noktada o grubumuzun, o meslek erbabımızın da haklı serzenişleri var. Onlar için de yeni bir çalışma yürütülüyor. Odaları kanalıyla önce tespit yapılıyor. Yani sizin burada uğradığınız zarar nedir? Tamam. Hem vergisel açıdan bunlarla kıyaslanarak tamam. gerçek durumunu anlaşılarak ondan sonra onlara yönelik tedbirler paketi çıkacak. Ama bu tamam. belki bir ay bulur, bir Aralık sonuna bulur. Orasını bilemem ama böyle bir gerçek değer tespiti yapıldıktan sonra bir pakette onlara yönelik açıklanacak. Belki gecikmiş diyebilirsiniz. Evet. Ama bunların da o peki, zararları giderilecek hazır, noktada destek verilecek. Hazır belediyelerden söz açılmışken ben hem konuyu değiştireyim hem de sözü bitirenden sizden devam edeyim. Evet. Bir kalabak su sorunumuz vardı. Biliyorsunuz damacanalardan kaynaklanan bir sıkıntı. Evet. Bu sıkıntı çözüldü mü size göre? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi Nuray Hanım da hatırlayacaktır. Geçen hafta Kasım'ın son haftası itibariyle Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan eski genel müdürlüğünün de bütçesi görüşüldü. Bunun genel kurulu vardı. Ve biz orada dedik ki
hem bir önceki haftasında ilk oturumda soru önergesi de verdik. Dedik ki bu kalabalık sorunu bitti mi? Ne durumdayız? Ondan sonra bu noktada devam eden bu sorunların tekrarlanmaması için ne gibi önlemler alacaksınız? Ve özellikle de 2021 yılı bütçesi konuşulurken buna dair yeni yatırımlarınız var mı, neler yapacaksınız diye sorduk. Ve hatta şunu da sorduk. Dedi ki damacana evet yenileniyor, şey yapılıyor, tekrar yeni bir şekilde üretim yapılıyor veya satın alınıyor, devreye sokuluyor. Bu taşıma sepetleri, onların plastik sepetleri plastik var sepetleri biliyorsunuz. Evet. Bunları da sorduk. Nuray Hanım, siz de hatırlarsanız ilk Eylül olağanüstü genel kurulunda da sorduk. Ondan sonra bize dendi ki hayır, bu taşıma sepetleriyle alakalı bir şey yapmıyoruz. Çok eğer gözle bakıyoruz çok kirliyse o zaman bir sudan geçiriyoruz. Öyle olunca bu çok can sıkıcı bir durum. Ya ama sağlıkla bir sorun yok ki taşıma sepetine. Ama evimize taşıma koyuyoruz. Taşıma sepetleri zaten evin dışında kalıyor Orhan Bey. Bakın öyle tamam, mi? Peki dışarıda edelim. Biliyorsunuz bakın, onlar da sokakta. Zaman, damacana da kadar riskli bir konu değil ama. Birkaç örnek söyleyeyim. Bakınız. Evet. Yıkandığı söylenen sepet. Hı-hı. Resmi. Ne olabilir Orhan Bey? O herhangi bir yerden alabilirsiniz. Bunları mutfağımıza koyuyoruz. Şöyle kameraya doğru tabii yaparsanız evet. Bunları şimdi mutfağımıza koyuyoruz. Orhan Bey, yani bu yaptığınız... Bu pandemi süreci diyoruz, salgın hastalık diyoruz. Orhan Bey, bunları her sakala, gün yıkasanız da bakın başka yerden de almadım. Sadece satıyor. Benim evime girenler kendim evet fotoğrafladım. Sokakta satıyor şimdi, bunları Orhan Bey. Çünkü o gün, bir saniye, o gün Sayın Genel Müdür hayır ya o sepetle alakalı bir sorun yok dediği için ben de bunları resimleyeyim dedim ve kendi evime giren sakadan aldığım... Şu kameraya ve, doğru evet. Şöyle de bakabilirsiniz. Şurası sizin kameranız evet. Orhan Bey, evinizin dışında yıkayınız o zaman bunları. Nasıl yıkayayım? Nerede yıkayayım? Her gün benim kaç çeşmem bin yok, tane... suyum yok, o, efendim, Orhan musluğum Bey, yok, şeyim yok. Son derece şu anda efendim, gerçekten 20-30 dairelik apartmanlarda... Gerçekten yakışmadı. Bakınız yine... Bu şehirde... Bakınız. Ben, siz bitirin, evet, ben söyleyeyim bitirin. Orhan Bey. Siz bakınız, gösterin işte onları zevkle. Bunlarla ilgili... Siz bununla de zevk normalde, alıyorsunuz. Evet. Bundan normalde, müthiş bir şey. Normalde nedir? Bir üretim işletmesinde... Ne üretiyorsanız, işte bardak mı, sehpa mı, ne üretiyorsanız bunun bir son kontrolü, genel kontrolü, hatta buna kalite kontrolü diyoruz değil mi? Damacanaları evet imha edildikten sonra büyük bir sıkıntı yaşandı. Eskişehirliler 3,5 ay su alamadı. En son noktada Kasım'ın 24'ü itibariyle normale girdi dediler. Arada bakın 3,5-4 ay var. Eskişehirliler bu sıkıntıyı yaşadı, sineye çekti. AK Parti bunu gündeme getirmeseydi kimse de hiç böyle huzurlu olmayacaktı. Gayet normal bir durummuş gibi kabullendi. Eyvallah. Tabii ki vatandaşıma kendinize ağzınıza söylüyorsunuz. Ona da vatandaşımız eyvallah. Vatandaşımız kalabağı bekler. Tamam. Siz hiç üzülmeyin. Markaya zarar veremez. Bir saniye. Bir dakika. Markayla AK alakamız Parti yok. Olmasaydı vatandaşımızdan biz kalabak haberi mi yoktu? Niye bize içirmiyorsunuz diye soruyoruz. Orhan Bey, hakikaten demokraji yapıyorsunuz bugün. Kalabak suyuyla alakalı bu 3,5 aylık dönemde kaybedilen pazar payı ne kadar? Bunu soruyoruz. Henüz cevap alamadık. Peki oluşan zarar, örnek söylüyorum. Çünkü toplamda 57 milyon liralık bir gelir var. Bu gelirin 1/3'ünü konuşalım yıl itibariyle. Demek ki 15-20 milyon arasında bir rakam gerileyecek. Bir de bu söylediğim 2019 rakamlarıyla 2020'de biliyorsunuz 5 lira olduğu için bu gelir 70-75 milyondu toplamda yıllık. Şimdi bir 3 aylık döneminde 20-25 milyonluk bir kayıp var demek. Peki bu kayıpla sebep olanlar kimler? Vatandaş değil, sakalar değil ve eskideki yöneticiler, üretim yapan oradaki müdürler değil mi? En sonunda bir tane genel müdürün istifası alınarak o günah keçisi ilan edildi ve mesele kapatıldı göya. Kapatılmadı, ya üretim müdürü ne oldu? Intikal orada etti. Duruyor. Bir de ayrıca hatta siz şimdi hatırlarsanız bunu mecliste de konuştuğum için söylüyorum. Bakıyoruz kalabak suyunun dağıtımıyla alakalı eski bunu bir daire başkanlığına bağlamış. Adı ne? Bilgi İşlem Dairesi. Ya
Kalabak Su diye ayrı bir daire başkanlığı olması gerekmez mi? Neden? Gerekmiyor. Yönetimi ve şeyi daha sağlıklı. Ya bilgi işlem dediğimiz bizim genel bilgisayar programları ile alakalı şirketin, işletmenin, kurumun bunlarla alakalı birimlerin sistemlerini üreten daha lojistik destek birimidir. Yani onun için ayrı. Ama üretimle alakalı bir birimi doğrudan hem de Kalabak Suyu senelik 57 milyon gelir elde ediyorsunuz. 2020 rakamlarıyla belki 80 olacak. Dolayısıyla böyle bir birimi bir başka yere bağlıyorsunuz. Münhasıra bir daire başkanlığı olması gerekir dedik. Değil mi? Siz dediniz, sizin evet. Görüşünüz. Bu çünkü yönetim zafiyeti getiriyor, o yüzden. Hiç ilgisi yok hadi yönetim geçtim. Zafiyetiyle. Efendim, genel müdür istifa etti de neden üretim müdürü yerinde duruyor veyahut da daire başkanı yerinde duruyor? Bunu da sorduk. O tabii idarenin kendi işleyişidir filan dendi ama bakalım soruşturma sonucunda başka neler çıkacak onu da göreceğiz. Soruşturma dediğiniz gibi bir soruşturma. Anlattığım şey şu aslında. Biz böyle bir sıkıntıyı bir daha yaşamamak için yine hatırlarsanız Eylül ayı toplantısında ya bu 12 litrelik damacanayı biz Eskişehir'de üretelim dedik. Bu zor mu? Bunu siz, daha önce bu programda evet, da dile getirdiniz. 0.5'liği üretiyorsunuz, 1'liği üretiyorsunuz, 1.5'liği üretiyorsunuz. 0.5'lik hazır geliyor, basılıyor içine su. Her neyse bunu da üretin madem. Bir daha çünkü Eskişehir'in bu suyu öteden beri var. 70 yıldan beri var. Allah izin verirse hep de olacak inşallah. Dolayısıyla bu vatandaşımız tarafından günde 60 bin ilçelerle beraber 64 bin dolum oluyorken birden 20 bin doluma düşüyor. Değil. Sakaların aldığı rakam bu. Değil, ben bugün aldım sakaları. Tamam neyse siz düzeltirsiniz. Bugün aldım. Düzeltirsiniz. Dolayısıyla her halükarda Eskişehir'deki eski genel müdürlüğü bunun üretimini sağlamak durumunda. Sağlayabilir. Kaynakları var. Zaten yaptığı var. Mevcut yatırımlarla yaptığı var. O zaman 12 litreliği de kendisi üretebilir. Biz de diyoruz ki bunun için yaşanan bir sıkıntı var. 2020 bütçesini, 21 yılı bütçesine bir ödenek koyuyor musunuz? Önceden bunu hatırlarsanız yine genel müdür vekili mecliste demişti ki evet bu üretimi yapmayla alakalı da araştırmalarımızı yapıyoruz. Yani niyetimiz var. Aa dedik iyi ne güzel 2021 yılına o zaman bakacağız yatırım programında bütçede var mı diye. Maalesef yok. Demek ki araştırmaları ona göre uygun değil. Bu bir fizibilite işi Orhan Bey. Her söyleneni o zaman bu sıkıntıları yine yaşayabileceğiz demektir bu. Yaşanmamak üzere hareket edilecek demek. Ha kaldı ki 2020'deki bu yaşanan sıkıntıyla alakalı da o ihale edilen firmadan hani bir özel durum var değil mi? Burada su yetmiyor, vatandaşa dağıtamıyoruz, edemiyoruz. Pazar payımız düşüyor, maddi olarak da zarardayız. İnsanlar tepkili değil ama parantez içinde ünlem biz yine de görevimizi yapamıyoruz deyip bu firmadan bu şeyleri üretimleri daha fazla alması lazım. Yok bakıyoruz ne kadar? Daha ancak %66'sı alınabilmiş. 200 bin damacana ihalesi yapılmış. Sadece %66, 132 bin, 135 bin rakamına tekabül ediyor. Ancak bu kadarı alabilmiş. Yani çözüm açısından maalesef koskoca bir sıfır. Ve 2021 yılı açısından da muhtemelen benzer durumları görebiliriz. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Eskişehirliler bunu hak etmiyor. Ve özellikle ya sepet konusunda bir koca firma, bir koca genel müdürlük şu sepetleri insanlara son kontrol yapıp göndermesi gerekmez mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Bence yanlış. Evimize sokuyoruz bunları, mutfağımıza sokuyoruz. Ya Nuray Hanım'ın da teklifi farklı. Siz bunları kendiniz yıkayın diyor. Ne kadar ilginç. Mümkün değil çünkü Orhan Bey şimdi sizin de aklınızın almayacağı gibi sizin de aklınız şu anda bunu almıyor. Her gün buradan çıkan, tesisten çıkan arabalara yükleniyor. Temiz bir şekilde yükleniyor. Ama bu arabalar bir şekilde tozun içinde geçiyor, burada mahalleden bir günlük toz geçiyor. Yok. Bunları lütfen. Bir şekilde indiriyor. Bir günlük toz yok. Belki de sizin kapınızın önünde durdu bu. Hayır durmadı. Kapısının önünde durdu bize 3 gün. En fazla oradan geçen günde çamur bir üzerine saka sıçradı. Geliyordu. Bunun iki günde bir değişiyor. İki bu günde bir değişiyor. Orhan Bey. Siz de genel müdür gibi hayır yok böyle bir şey deyip bizi yalanlayacak mısınız? Ben hayır yok böyle bir şey demiyorum. Ben böyle bir şeyi engellemeniz mümkün değil. Bu şartlar, bu sepet olduğu sürece mümkün değil bunlar diyorsanız, mümkün olabilir yani geldiğimiz diyorum. Bu 2020 mümkün yılında böyle bir şeyi kabul etmek, bilmiyorum size yakışıyorsa yakıştırın ama ben yakıştıramıyorum. Dışarıdan eve girdiğiniz zaman. Eskişehirli insan şöyle bir sepeti hak etmiyor diyorum. Orhan Bey. Bunun önlemi alınabilir. Mesela ilave tesis yapılabilir. Efendim sepetler için bekletme
T'si icabında bir bant üzerinden geçirilir. Oradan daldırarak, yıkatarak götürülür. Tekrar, tekrar damacananın içerisine konulur. İşin teknik kısmını bilemem burasına ben. Girmiyorum. Başka bir sürü işte mühendislerimiz var, şeylerimiz var, önlemleri ama alabilir. Ama şunu söyleyeyim Orhan Bey. Bu bizim Bey, işimiz biz değil mesela zaten. Dışarıdan eve girdiğimiz zaman ayakkabılarımızın da altını siler gireriz. Yani şimdi bu... Bunu da vatandaş. Siz siliyor musunuz böyle, böyle şey, pis Orhan geldiği Bey. Zaman siz siliyor musunuz? Bana hiç böyle Orhan gelmedi, denk bu gelmedi. Bu sokaktan gelen bir şey. Bunu zaten genellikle insanlar kapısının önünde, apartmanın böyle önünde, bir şey gelirse de kapısının önünden mi? Alır damacanasını içeriye götürür. Yani temiz biz temizlemediğimiz için bir suçuyu biz alacağız. Temizleyeceğiz eskiye, biz temiz olarak mı vereceğiz? Bunu mu diyorsunuz? Orhan Bey öyle bir şey demiyorum. Evinizi almadan şimdi tamam, söyledikleri şu. Da bu, yani bu yolda da olmuş olabilir, saka da yapmış olabilir. Siz benim ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. Ben gittim oradan da aldım Ali Bey. Onu, bu resimlerin hepsi bir kere de çekilmedi. Ben gidip oradan da aldım kendi arabamla. Onun için söylüyorum. İşte bu da resmi. Tamam. Yani. Çok güzel resim. Yani temizleyin bugünün, kardeşim bu bugünün, şebetleri. Bugünün Türkiye'sinde artık böyle bir hizmet eksikliği reva görülemez. Bunun için önlem alınmalıdır. Biz bunu söylüyoruz. Yani, ne şekilde alırsınız, ne yaparsanız o tabii sizin bundan... işiniz. Ama buna rağmen yapıcı olmak adına da bir öneri de sunuyoruz. Bakınız şuraya şöyle yatırım yapın, şu kadar yatırımı şu kadar artırın, böyle yapın. Hatta idari anlamda da bize göre dıştan baktığımızda böyle bir yanlış görüyoruz. İsterseniz bunu da daire başkanlığı olarak yenileyin diyoruz. Daha iyi olur diye söylüyoruz. Peki bundan iki ay önce kalabak suyun gelmemesini tartışıyorduk. Şimdi sepetin çamurlu olmasını tartışıyorsak bir merhale hayır o zaman da söyledik bunu. Ben soru önergesi verdiğimizde evet. Sayın Genel Müdür'ün cevabına istinaden söylüyorum. Peki, çok böyle bir durumu kabul etmedikleri için bunu vatandaşımızla paylaşıyoruz. İşte yönetilen durum budur. İşte geldiğimiz nokta budur. Evet. İşte buna dair bir çözüm üretilmiyor. Böyle kabul edilmiyor diye bunu söylüyorum. Toparlarsanız vakti dolayısıyla göre Kalabak suyundaki bu damacana meselesi 24 Kasım itibariyle maalesef ancak 3,5 aydan sonra çözülebildi. Ama söylediğim şekilde bu sepetlerin de temizliğini, hijyenini sağlamak durumundadır kurum. Dediğim gibi bunların hepsi hele bu hastalık şartlarında evimize aldığımız bu taşıyıcı sepetler sebebiyle bir sürü toz, pislik vesaire hijyen olmayan şekilde evlerimizde girmemeli, bunları, evet, girmemeli. Bunları dezenfekte etmeliler, hijyenine önem vermeliler, temizliğine önem vermeliler. Peki, bunu çok, söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Nuray Hanım sizden devam edelim. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu aşağı yukarı Ağustos'un sonunda ortaya çıkan hadiseden bu yana 24 Ağustos diye de geçiyor. Çünkü o zaman daha bir pik yapmış zamanı. 10 Ağustos'tan sonra vatandaşların bir anda ellerinde ne kadar varsa köşede, bucakta, aşağıda, firmasında veya iş yerinde kalanlar dahil olmak üzere bir anda piyasaya çıkarıp değiştirmeyi arzu ettikleri damacanın günlerinden bugünlere kadar aşağı yukarı bir 15-20 gündür sıkıntının %90'ının çözüldüğü mahalleliler tarafından da kabul görmüş. Şu anda sakalar da aynı şeyi söylüyorlar. İşletmemiz bu konuda elinden gelen zaten üstün gayreti gösterdi. Evet burada yaşanmış, burada da tartıştığımız, bizim Eylül ayında tartıştığımız konularla ilgili zaten bir soruşturma devam ediyor. Ama bu dediğiniz özellikle de biz günlük olarak şu anda 42 binin üzerinde damacanayı zaten satıyoruz. Ve bunun içinde ilçelere giden yok. Sizin gibi işte meraklı olup da kalabağın önünden gidip satın alanların rakamı yok. Ama Eskişehir ihtiyacı içinde, 60 bin. Bu eskinin rakamı. Oraya da geleceğim. 42 binin üzerinde sanayicilerin aldıkları topluluk toplam olarak var. İlçelere gidenler var. Yakın 4 bin civarında mahalle olanların olduğu var. Yani aşağı yukarı 45 binin üzerinde bir rakamla şu anda günlük olarak bunu götürüyoruz. Bu net. Yani o günden bugüne gelmiş olmamız, mahalledeki artık her gün 300 damacanasını alıp çıkan 130 küsür bizim sakamızla beraber mahallelerimizdeki sorun, mahallelerimizden gelen şikayetler %90 oranında azalmış durumda. Ama evet daha iyi olabilir miyiz? Doğru, daha iyi olmalıyız. Şimdi ek ilave olarak damacana günlük olarak bir 2000 daha fazla gelecek.
bir damacana daha yapılmış ihalesi. O da sağlanmış. Böylece çok daha fazla bir damacanaya sahip olacağız. Suyla ilgili bir sorunumuz yok. Zaten onu biliyoruz. İnşallah da olmaz. Susuzluk var şu anda Türkiye'de. Öyle bir gelecekte önümüzdeki 3-5 ay içerisinde daha yağmurlar yağmazsa bir sıkıntı oluşabilir ama bugün itibariyle su sıkıntımız yok. Damacana işimizde %90 şekliyle hallolmuş vaziyette ve günde 45 binin üzerinde damacana piyasamıza giriyor. Evet, bu 60 bin olmalı. Olmalı, haklısınız. 60 binde olacak. Özellikle de damacanalarımız tamamlandığı vakitte 60 bini de göreceğiz. Şu anda mahallelerimizden gelen, sakalarımızdan gelen çok büyük bir problem yok. Takip sisteminin inanılmaz faydasını gördük. Takip sisteminde vatandaşın da işte gelmediler, benim sokağımdan geçmediler şikayetlerine de cevap verebiliyoruz. Bir de fırsattan istifade eden bir takım sakalar da anlaşıldığı onlar kadarıyla. Onlar da kontrol altına alınmış oldu. Evet. Haklısınız. Depolarına götürüp fahiş fiyatla marketlere satmaya çalışan iddialar sakalar oluyor, durumundan bugünlere geldik. Onlar da kontrol altına aldı. Vatandaşın serzenişlerinde şu anda birçok konuda vatandaşın sakayı kaçırdığı, mahalleden geçtiği, hatta bu çalan müziği çünkü de çaldığına dair bile bir kesinlik var. Biz artık akşamları saat 6'da falan geliyoruz. Ama çok güzel bir şey, çünkü o saka şöyle yapıyordur muhtemelen. 300'ü alıp tamamlarsa satışını, bir daha alma hakkı da var. Muhtemelen gün içinde onu bitiriyor. Akşam ilave yok, olarak da satmaya de, gece devam gelsin. Ediyor. Biz ona da razıyız. Aynen zaten öyle. Bu dönemde hep onu bunu yaptığı için yollarını zaten gözledik. Aynen, bunu yaptığı peki, için pandemi de koşulları değiştirecek rahat mi biraz? Pandemi bunun koşullarında değişmiyor. Yok. Değişmiyor. Yani şöyle, sokağa çıkma yasakları falan. Yok zaten bu, cumartesi, pazar bir sıkıntı olmayacak ben herhalde. Ben buna göre hareket edeceklerini zannediyorum. Tabii, aynı ekmek satışı gibi. Bu aynen. Su satıcıları. Onu da vatandaşlarımıza söyleyelim. Endişe etmesinler. Evet, bu açıdan bir sıkıntı yok. Evet. Müziğin çalması da zaten hani mahalleye girdiğinin de bir habercisi. Tabii. Şimdi onu da takip etme imkanımız var. Zaten o haberi de veriyor. Zaten hafta sonu bütün sokaklar boş olacağı için o müziği de daha rahat duyar kesinlikle insanlar. Öyle. Bir de aileler herkes evde hemen inip alabilecekler aşağıdan. Hani ben işteydim, mahallemize girmedi diyen şikayetler de son buldu. Çünkü mahalleye girdiğini ama işte olduğunu, kendisini kaçırdığını veya apartman görevlisini alamadığı da ortaya çıktı. Birçok şikayet de öyleydi. Bu da bitmiş oldu. Ama evet, eksiğimiz var mı? 60 bine ulaşmalıyız. Doğru. O da çok yakın bir zamanda, ki buna 15 gün gibi bir rakam veriyor arkadaşlarımız. Bunun da olacağını söylüyorlar. Ben kalabalık konusunun yavaş yavaş Eskişehir'de bu şekliyle sona ereceğini, sorunun sona ereceğini söylüyor. Genel müdür değişti ama üretim müdürü aynen yerinde duruyor değil mi? Şimdi bu idarenin kararı Orhan Bey. Bir de burada bir soruşturma var biliyorsunuz. O soruşturmanın arkasından bu nereye varır? O soruşturmada söylenecek sözler, alınacak ifadeler, kaybedilen pazar paylarının gidecek, kimden tahsil edileceği, kime rücu edileceğine dair de. Zaten bu soruşturma sonucunda çıkar Orhan Bey. Siz umarız de biliyorsunuz çıkacak. Öyle çıkacaktır mutlaka. Peki, evet, baş. Ben Sızıcan'ı toparlayayım. Şeyde bitirelim, daha sonradan da bir yani arada burada gelecekler. Orhan Bey'in söylediği tabii bir görev zararı varsa tabii bu yargı bu kararı verecek. Hem Büyükşehir Belediyesi'nin soruşturması var, hem savcının soruşturması var. Orada kimde ne sorumluluklar verecek. Tabii burada şu da var. Şimdi işte diyorsunuz ya, üretim müdürü şey, o ne zaman göreve gelmiş? Belki geldi. Gelir gelmez böyle bir sorunla karşılaştık. Bilemiyoruz onu. Böyle bir durum var. Şimdi ben tabii şunu söyleyeceğim. Şimdi pazar payıyla ilgili, kalabalık suyu pazar payını kaybeder mi? Şimdi hatırlarsınız 3-4 yıl önce de bir su sıkıntısı olmuştu. Yani evet, kıtlık, susuzluk su gelmedi. Vardı. Susuzluk nedeniyle yani kalabalığın kaynağından kaynağına su gelmedi. O kar yağmadı. Yağışların Allah az olduğu sene. Bu sene de kötü günler görebiliriz. Öyle bir beklentisi evet var. Şimdi o zaman da yaza doğru bir sıkıntı yaşandı. Tabii o zaman işte diğer firmalar geldi, bir kampanyalar yaptılar. Bir tane alana bir tane bedava, işte evlere kadar getiriyoruz falan. Fakat sonra bir dönem sonra vatandaş orayı terk etti, onları geri döndü. Şimdi bence kalabalıkta evet, çünkü bir, biz kalabalık suyunu evet yine ediyoruz. Vatandaş bütün bir dışarıdaki bir numara firmalar geldi, bir şey kampanyalar falan yaptı, reklamlar falan, ama günün sonunda gördük ki o yavaş yavaş düştü, kalabalık eski hizasına geldi. Eskişehirli kalabalıktan vazgeçmiyor. Yani pazarı kaybetme söz konusu değil. Evet, bir dönem yapılan hatalardan dolayı pazar payı azalıyor ama pazarı kaybetmesi mümkün değil diye görüyorum. Şimdi bu damacana konusunda da daha önceki programlarda da tartıştık. Şimdi
Damacana'da şöyle bir durum var. Ben damacanamı getiriyorum ya da bidonumu getiriyorum. Sakalını yaptığı işlev bu. Belediyeden suyu satın alıyorum. Sonra buna diyorum ki ben size bunu hizmet karşılığı yani kamyonla getiriyorum evinize kadar. Bunun karşılığında üstüne bir kar koyup bedelle vatandaşa satıyorum. Dolayısıyla damacanayı kim satacak? Şimdi eskinin öbür pet şişe, bardak falan verdiği belediye ne yapıyor onu? Kendi suya koyuyor, kendi şişeliyor, kendi satıyor. Burada hiç aracı yok. Varsa toptancılar alıyor. Bir dönem sakalarımıza yardımcı kriz döneminde. Kriz döneminde. Ha, burada ise şimdi damacanayı, şimdi bu söylediniz, bence de sizin sözünüze katlıyorum, tesis kurulmalı. Damacana tesisi kurulsun. Çünkü 5 senede bir değişecek bu. Atacaksın, yenisini yapacaksın. Rakam da büyük, az da değil. Yani 2 milyon damacanadan bahsediliyor. Ama kim kuracak? Eski mi kuracak bu tesisi? Yoksa damacanayı satan sakalar mı kuracak? Şimdi ben mesela belediye... Sakalar olur mu canım? Hayır, belediye başkanı. Üreten eski bu. Ha, şimdi ben o zaman suyu vereceğim. Damacanayı da ben yapacağım. O zaman niye sana dağıtırayım, kendim dağıtırım? Niye araya aracı koyayım? Şimdi de bu var. Ayrı bir konu tabii. Şimdi bu sakal meselesi işte, belediyeye gelmeli mi gelmemeli mi? Meselesini başka şekilde değerlendirilebilir. Evet. Bu yeter ki Eskişehirlilere ulaşsın. Bunun için hangi sistem daha uygundur? Bunu yetkililer kendisi oturup düşünüp karar verirler. Yani asıl mesele burada sakaların da belli bir ekmek buradan kazanarak evlerine ekmek götürdüğüyle alakalı öteden beri gelişen Eskişehir'de bir kültür var. Bunu engellememek adına belki bu böyle yapılıyor. İyi de oluyor. Bir mahalle kültürü oluşmasına belki de katkı da sağlıyor. Peki Ali, bitirdiysen biz de programı burada bitirelim ilk bölümünü. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra çaylarımızı, kahvelerimizi tazeleyeceğiz. Ve yine karşınızda olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.